18 Nisan'daki seçimin sonucunu bu konuşma belirledi. Türkiye'nin yıllardır beklediği o haberi açıklamak Başbakan Ecevit'e kısmet olmuştu. Bu tarihi açıklama aslında uzun bir diplomatik ve istihbarat sürecinin nihai noktasıydı. O süreci başlatan ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş'in yaklaşık 5 ay önce yaptığı bir konuşmaydı. Türkiye'ye karşı özellikle son zamanlarda gösterdiği her türlü fesatın içerisinde Suriye çıkmaktadır. Bunu bu komşumuzun bizim bu iyi niyetimizi daha fazla istismar etmemesi ve sabrımızı taşırmaması gerekir. Türkiye ilk defa Suriye'yi açıkça savaşla tehdit ediyordu. Hafız Esad'ın artık bir karar vermesi gerekiyordu. Tüm bu uyarılarımıza ve barış açılımlarımıza rağmen hasmane tutumundan vazgeçmeyen Suriye'ye karşı mukabelede bulunma hakkımızı saklı tuttuğumuzu, sabrımızın taşmak üzere olduğunu bir kere daha dünyaya ilan ediyoruz. Bu arada yine Suriye üzerine bizim varmamız neticesinde Amerika Cumhurbaşkanı Suriye'ye çok anlamlı bir mesaj gönderdi. Mesajın bir kopyasını bize de gönderdi. Ama çok destekleyici, yani bizim hareketimizi destekleyici, gayet anlamlı bir yani sürtünmeye, bir çatışmaya, bir konfrontasyona varmadan bu meselenin çözülmesini isteyen bir mesaj gönderdi. O sırada Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapan Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, Ankara'nın ne kadar kararlı olduğunu işte o gün gördü ve arabuluculuk için hemen devreye girdi. Hüsnü Mübarek Ankara'dan Şam'ı aradı ve Hafız Esad'ın kısa bir görüşme için havaalanına gelip gelemeyeceğini sordu. Yanıt hemen geldi. Hafız Esad onu bekliyordu. Dedim ki neden bu adamı burada tutuyorsunuz? Başka bir ülkeye verin, neden kendinizi böyle bir duruma sokuyorsunuz diye sordum. Zaten savaş tehlikesini, her şeyi çok iyi biliyordu. Dedim ki size bir teklifim var. Beraberce oturun, problemleri konuşun ve bu sorunu bir şekilde barışçıl yollarla halledin. Sadece dedim ki Demirel'i arayın. Evet, size katılıyorum dedi. O dönem mesela Abdülhalim, hatta Suriye devlet başkan yardımcısıdır. Anılarını Fransa'da anlattı. Öcalan'ı çağırıyor. Öcalan'ı çağırıyor. Diyor ki, şöyle bir diyalog geçiyor, bunu Hadam anlatıyor. Diyor ki, siz diyor, Türkiye'nin savaş ilan edeceğine inanıyor musunuz diyor Suriye. Diyor, inanıyorum. Eder. Peki diyor, nereden girerler? Senin tahminine göre. İşte diyor, şöyle şöyle girerler. Peki diyor, peki ne yapmak lazım o zaman? Şimdi Hadam anlatıyor. Diyor ki, Öcalan çok zeki bir insan diyor. Hemen benim dedi ne demek istediğimi anladı diyor. Diyor dedi ki benim çıkmam lazım. Benim çıkmam lazım. Yani Türkiye'nin savaşı önlemesinin tek nedeni benim artık Suriye'yi terk etmemdir. Şimdi tabii Suriye'yi terk etmesinde de en büyük güvencesi bir anlamda mesela anılarında anlatır. Der ki benim önümde iki yol vardı artık Suriye'den çıkacağım. Ya dağa gideceğim. Yani dağa gideceğim. Eğer dağa gidersem bu müthiş bir savaştır. Çünkü beni ele geçirmek için devlet müthiş bir savaş yürütecek ve korkunç savaş boyutu, yani savaş müthiş boyutlanacak, çok kan dökülecek. Ya da Avrupa'ya çıkmak ve barışı aramak bir anlamda. Öcalan'ın artık Suriye'de kalamayacağı anlaşılmıştı. Hafız Esad nereye giderse gitsin ama buradan ayrılsın emrini vermişti. PKK liderine Abdullah Sarıkurt adına bir pasaport çıkarıldı. O gün Suriye hava yollarıyla Şam'dan Atina'ya gitmek üzere havalananlar uçaktaki iri yarı adamı tanımadılar. Türk istihbaratı ise alarmdaydı. O tarihten sonra tam bir kedi fare oyunu oynanacaktı. Öcalan Atina havaalanında 6 saat kaldı ve Yunanlılardan hiç beklemediği bir red yanıtı aldı. Yes, and I answered. Onlara dedim ki Öcalan istediği yere gidebilir ama dünyada gidemeyeceği tek bir yer varsa o da Yunanistan'dır. Is this? Because Greece
Çünkü zaten Yunanistan'ın Türkiye ile kapanmamış defterleri vardı. Bir de bunu ekleyemezdik. Bu yüzden de bu mümkün değildi. Haklı olup olmamasına, bir yere ihtiyacı olup olmamasına gelince, Güneydoğu'daki tek ülke ben değilim. Dilediği yere gidebilir dedim. Tabii Öcalan'ın bu ülkede siyasi mülteci olarak kalmasının mümkün olmayacağını biliyorlar. Abdullah Öcalan'a ilk öneri şuydu. Biz uçağı, Suriye uçağını bekletiyoruz. Lütfen onu bininiz o uçağa, İsveç'e gidiniz. Çünkü İsveç'in ilk olarak İsveç Türkiye komşu ülke değil. Ve Türkiye İsveç'e tehdit edemez, şantaj da yapamaz. Biz burada bu kadar sorumuz olduğu zaman sizin sorununuz burada misafir edeceğimiz imkansızdır. Çünkü savaş devam ediyor. Türkiye tabutlar askerler, Türkiye'nin askerleri öldüğü zaman biz sizi burada misafir etmemiz, bu ne demek? Türkiye savaş ilanı ediyoruz. Bu olmaz, olamaz. Bir yere gitmeniz gerekiyor. Bu konuda aşırı tartışmalar oldu. Ve 4-5 saat sonra Suriye yolu açıldı. Ve böylelikle biz bir uçak kiraladık. İlk hayal kırıklığından sonra Rus politikacı Jirinovski arandı. Ve yeşil ışık yanınca Moskova'ya hareket edildi. Öcalan Rusya'ya inince Jirinovski sayesinde izini kolayca kaybettirdi. Türk istihbaratı onu bulmak için tam 33 gün Rusya'nın altını üstüne getirdi. Gizli olarak Rusya'ya geçtiği yolundaki haberler çeşitli kaynaklar tarafından da doğrulandı. Fakat şu anda Rusya'da nerede olduğu belli değil. Ankara hemen Devlet Başkanı Yeltsin ve Başbakan Primakov'un kapısını çaldı. Ve sonunda Rusya Öcalan'ın tüm ümitlerini kırdı. Türkiye'den yana tavır aldı. PKK liderini Aeroflot'un tarifeli bir uçağı ile Roma'ya yolladı. Sahte pasaportla Roma'ya uçan Öcalan havaalanında yakalandı. Kesinlikle bir anda geldi. Devletin haberi yoktu. Öğrendik ki kontakta olduğu kişiler varmış burada. Terör örgütü liderinin İtalya'da yakalanmasının ardından Edirne Kapı Şehitliği'nde bir araya gelen şehit anaları buruk bir sevinç içindeydi. Bizim çocuklarımız bu bayrak uğruna gitti, can verdi. Ve bayrağa sarılıp geri döndü. Ama çok mutluyuz. Değil mi? APO yakalandı ve bize versinler bunu. Biz İtalya'ya kadar gerekirse gideceğiz. Başbakan sizi arıyor dediler. Mesut Yılmaz'ın. Sayın Mesut Yılmaz o kendi üslubuyla. İnal Bey siz Abdullah Öcalan'ın İtalya'da oldu biliyor musunuz dedi. Yani sen ne biçim büyükelçisin anlamında. O da şöyle öğrenmiş. Bizim Emniyet Genel Müdürü Almanya'da resmi temaslar yapıyormuş. Bu İtalyanlar Öcalan'ı beklemiyorlardı dedim ya. Ondan kurtulmak için hemen Almanya'ya başvurmuşlar. Çünkü Öcalan Almanya'da aranıyor. İki kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak. İşte sizin aradığınız adam burada gönderiyoruz demişler. Alman mahkemelerinin böyle kararı var. Yani kurtulacak İtalyanlar. Bizim de hiç haberimiz olmayacak. Getirenler de iki tane komünist milletvekili. Yani orada bir koalisyon var işte. Dallema başbakan. Almanlar bunu reddetmiş hemen. Büyük bir dönekliktir bu. Hukuk tanımazlıktır bence. Çünkü kendi mahkemeleri bu adamı istiyor. Almanlar aman bizim başımıza dert olmasın diye.
Öcalan ilk olarak Roma'daki Selio askeri hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. İtalyan adli kaynakları Öcalan'ın Türkiye'ye iadesi konusunda karar vermek için Roma'nın 40 gün süresi bulunduğunu açıkladılar. İtalyan Rai Uno televizyonunun Porta a Porta, Kapıdan Kapıya isimli programında Başbakan Mesut Yılmaz'la Türkiye'de yapılan bir röportaja yer verildi. Program içinde bölüm bölüm yayınlanan röportajda Başbakan Yılmaz, bölücü terör örgütü elebaşının durumuna ilişkin soruları cevaplandırdı. İtalyan anayasasının idam cezasını yasakladığını bildiğini söyleyen Yılmaz, Türkiye'nin idam cezasını uygulamayacağı konusunda güvence vermeye hazır olduğunu ifade etti. Ölüm cezasının uygulanmayacağına dair bu konuda güvence vermeye de hazırız. PKK lideri Roma'da yargılanırken kent bir anda Kürt akınına uğradı. İtalyan hükümetinin ikincikli tutumu ardından Öcalan hakkındaki tutukluluk kararının kalkması ile Türkiye büyük hayal kırıklığı yaşadı. Öcalan Komünist Partisi'nin yardımıyla bir villaya yerleştirildi. Türk-İtalyan ilişkileri birdenbire krize giriverdi. Sokaklarda İtalya'ya öfke, İtalyan mallarına boykot çağrıları vardı. İdeolojik yoğunlaşma bana göre. Öcalan ile Roma'da konuşabilen tek Türk gazetecisi Tayfun Taliboğlu'ydu. PKK liderinin durumunun ne kadar zorlaştığını gözleriyle gördü. Evin içinde bir kere rahat değildi. Yani rahat değil asla. Her tarafı kapalı evin. Böyle küçük bir salon, salomanje bir ev. İşte içeride mutfak filan. Aşağıda sürekli İtalyan polisi. Ve hiç içeri giren çıkan çok fazla denetleniyor. Bir hapisteydi yani, göz hapsi. Öyle rahat filan değildi. Hatta konuşmasının bir yerinde şey dedi bana yani. Tayfun, kimseyi ikna edemiyorum dedi. Yani o kimse kim dedim ben ya. Bana hiçbir ülkede, Amerika dahil, ulaşamıyorum, ulaşmakta güçlük çekiyorum dedi. Yani birilerinin yalnız bıraktığı belliydi aslında. Talipoğlu'nu dönüş yolunda MİT yetkilileri karşıladı. Zaten görüşmeden haberdarlardı. Zira telefonlar dinleniyordu. Talipoğlu onlara röportajın ayrıntılarını anlattı. Ne var ki Sabah gazetesi o söyleşiyi yayınlamayacaktı. Şimdi ise Türkiye'nin gözü kulağı İtalya'dan gelecek haberdeydi. Türkiye'ye geri veremezdik. Zira sizde idam cezası hala geçerliydi. Bizim anayasamız idam cezası olan ülkelere iadeleri yasaklıyor. Yapamazdık. Elimiz kolumuz bağlıydı. İlişkilerimiz çok gerildi. Ancak Ankara'nın isteğini reddetmekten başka çaremiz yoktu. Ankara'nın gözü karaydı. MİT ve asker ortaklaşa bir operasyon planı hazırladı. Öcalan'ın Roma'da kaldığı villa havaya uçurulacaktı. Plan için önce başbakanın onayı alındı. Ardından Cumhurbaşkanı Demirel'e anlatıldı. Onun da onayı alındı. PKK liderinin kaldığı villaya yakın bir ev kiralandı ve malzemeler sevk edildi. Komandolar denizden yaklaşacak ve Öcalan'la birlikte kaldığı ev havaya uçurulacaktı. 15 dakika süreleri vardı. Son derece riskli bir plandı. Bu hazırlık Washington'la da paylaşıldı. Gelin birlikte yapalım önerisi ise hemen reddedildi. Ankara, Washington'dan aldığı bu red cevabı üzerine harekatı durdurdu. Ancak bu girişim Amerikalılara Türkiye'nin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu da gösterdi. Ankara'nın gözünde ne Yunanistan, ne İtalya, ne de NATO vardı. Türkiye'yi kaybetmek istemeyen Amerika, Öcalan'ı ne pahasına olursa olsun Türkiye'ye teslim etmeliydi. Bölücü başı Öcalan, İtalyan hükümetinin Roma'yı terk etmemesi halinde yargılanacağı yönünde yaptığı baskılar sonunda dün öğle saatlerinde Impernetto'da kaldığı villadan ayrıldı. Saat 13'te ise Öcalan villasından alınarak rutin nöbet değişimi için gelen polis resmi araçlarının içine bindirildi. Araç, Ostia'daki karakola gidermiş gibi önce deniz yönüne doğru yol aldı, ancak daha sonra otoyoldan havalimanına gitti. DC-9 uçağına bindirildi ve uçak havalandı.
İtalyan hükümetiyle dün gece haberi doğruladı ve Öcalan'a sınıra kadar güvenlik güçlerinin eşlik ettiğini açıkladı. Terörist başının şu an nerede olduğu bilinmiyor. Ancak iddialar Rusya'ya döndüğü yönünde. İşte bundan sonra Öcalan'ın hiç ummadığı zorlu bir macera başladı. Yaşadığı hayal kırıklığını nefrete çeviren bu serüvende nereye gitse kapılar yüzüne kapanmaya başladı. Bir koli gibi oradan oraya yollanıyor, o da yollandığı yere gidiyordu. Zamanında destek sözü veren hiç kimse Öcalan'ı evine almak istemiyordu. Türkiye ağırlığını koymuştu. İşte Öcalan günler boyunca gidebileceği bir yer aradı ve bulamayınca yine Rusya'nın kapısını çaldı. Ruslar Öcalan'ı kısa bir süre Tacikistan'da Rus Hava Kuvvetleri'ne ait bir üste sakladılar. Sonra özel bir uçakla Yunanistan'a yolladılar. Ne konuştuk? İkinci defa aynı şey. Gitmeniz gerekiyor. Burada kalmanız imkansızdır. Çünkü Türk-Yunan ilişkileri gergindir. Orada alevlenecek barut fitisi olarak sizin burada oturumunuz böyle bir etkisi yaratacak. İmkansızdır. Ben birkaç gün bana müddet veriniz, ondan sonra ben gideceğim. Tartışmalar bunlardı. Öcalan'dan kurtulma projesinin esas sahibi aslında Dışişleri Bakanı Pangalos'tu. What I did, and this was, I took full responsibility. Benim sorumluluk alarak yaptığım iş, onu Güney Afrika'ya göndermeye çalışmaktı. Hayatını kurtarmak için. Siyasi mülteci olarak yaşayabileceği bir yer bulmak için. As a political refugee. I didn't want him to go back to Turkey. Onun tekrar Türkiye'ye dönmesini istemedim. Türkiye'ye dönerse tehlikede olacağını düşündüm. Siyasi anlamda Türkiye'de idam cezası vardı. Güney Afrika'ya göndermek istedim ama orada da sorun çıktı. Çünkü onu kabul etmeye hazır olan Mandela hükümeti Amerika'nın baskısıyla tutum değiştirdi. Yunanistan hemen Öcalan'a yeni bir pasaport verdi. Artık adı Lazaros Mavros'tu. Özel bir jet kiralandı ve beraberindeki iki örgüt üyesiyle yola çıkarıldı. He was on the way, so where to wait? Güney Afrika'dan red yanıtı geldiğinde Öcalan'ın uçağı Nairobi'ye inmek üzereydi. Büyükelçimizi aradım ve Öcalan'ı bir süre bekletmemiz gerektiğini, bu arada da bir yere yollamasını söyledim. Ancak adam perişandı. Zorunlu olarak elçiliğe alındı. Güney Afrika'da veya başka bir yerde konaklama yeri arayacaktı. Öcalan Nairobi'de 13 gün süreyle Yunan elçiliğinde kaldı. Ve ne olduysa işte o arada oldu. Başlangıçta MİT PKK liderinin yerini bulamamıştı. İsraillere başvuruldu. Hiçbir yanıt alınmadı. Mossad yaygın kanının aksine bu olaya hiç girmedi. MİT'e hiç destek vermedi. Öcalan Kenya'da kayıplara karışmıştı. Ankara karanlıkta kalmıştı. ...4 Şubat günü birdenbire bambaşka bir aktör sahneye çıktı. CIA'nin Ankara istasyon şefi MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'dan randevu istedi. Geldiğinde elinde imzasız, antetsiz bir kağıt vardı. Washington kararını verdi. Öcalan'ın yakalanması için artık size yardım edeceğiz dedi. Şenkal Atasagun elindeki kağıdı okumaya koyuldu. Baktı ki CIA hiçbir şeyi şansa bırakmamış. Kağıtta Türkiye'nin hangi tip uçak kiralanması, bunun menzilinin ne olması, uçakta ne tür kelepçe bulundurulması yazılıydı net bir şekilde. Öcalan uçağa adımını attığı andan itibaren mesela kameraya çekilmesi gerekiyordu. Yolculukta bir de doktorun olması mutlaka iyi olurdu. Uçakta bulundurulması gerekebilecek ilaçlar bile o listede unutulmamıştı. Peki bu yardımın koşulu neydi? Kağıdın son satırlarında o da yazılıydı. Beyaz Saray, Öcalan'ın yolda kazaya uğramamasını, yani infaz edilmemesini ve adil bir mahkemede yargılanmasını istiyordu, o kadar.
CIA şefi, lütfen hazırlıklarınızı tamamlayın ve bizden haber bekleyin deyip gitti. Bu sabaha karşı saat 3'ten itibaren bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'de. Atasagun devlet adına yanıt veremezdi. Başbakan ve cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekir. Beni bekler misiniz diye sordu. Tabii, take your time. Acele etme, beklerim. Atasagun yıldırım hızıyla önce başbakana, ardından köşke çıktı. Her ikisinden de onay alıp 2 saat sonra geri döndü. O sırada CIA şefi viskisini yudumluyordu. Atasagun elini uzattı. Ankara önerinizi kabul ediyor dedi. Anlaşma olmuş, Öcalan'ın sonu imzalanmıştı. Aynı gece Ankara'da Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Ecevit ve Genelkurmay Başkanı Kıvırkoğlu aceleyle toplandılar. Herkeste kuşku vardı. Amerika neden Türkiye'ye Öcalan'ı teslim ediyor sorusu uzun uzun tartışıldı. Aslında Washington, Türkiye'nin Yunanistan'la savaşa girme olasılığından korkmuştu. NATO'da dev bir çatlak açılmasını göze alamamıştı. Çankaya'da Öcalan'ın getirilme operasyonu tümüyle MİT'e bırakıldı. MİT getirecek, sonra askere teslim edilecekti. Asker devre dışıydı. Toplantıda bir ara gelince nereye konulacağı da tartışıldı. Başbakan önce yassı adayı önerdi. Ancak MİT'in önerisiyle İmralı'da karar kılındı. APO'nun güvenliği için İmralı cezaevinde bulunan mahkumlar öğle saatlerinde İmralı 10 adlı cezaevi gemisiyle Mudanya Limanı'na taşındı. MİT 250 bin dolara bir uçak kiraladı. Bütün işaretlerini değiştirdi. Ve pilot ekibinin dışında uçağa 6 elemanını bindirdi. Bir doktor, bir muhaberatçı, bir yabancı dil bilen uzman ve 3 güçlü kuvvetli koruma. Antalya'ya gittiler ve beklemeye başladılar. O arada 3 Amerikalı CIA elemanı özel uydu telefonlarıyla Antalya'ya geldi. Ve hep birlikte beklemeye başlanıldı. Gelen direktif aynen şöyleydi. Uçak önce Uganda'ya gitsin, orada yakıt alsın, sonra Nairobi'ye insin. MİT'in uçağı önce havalandı, Uganda'ya indi, gösterilen yerden yakıt aldı, oradan da Nairobi havaalanının en ücra köşesine çekildi. Işıkları söndürüldü ve 5 saat sürecek gergin bir bekleyiş başladı. Bu arada Kenya istihbaratı da Amerikalıların itmesiyle harekete geçmişti. Washington Yunanlara da baskıyı arttırdı. Atina'nın bu baskı karşısında ne direnecek gücü ne de niyeti vardı. Bu haberi Öcalan'a Yunan Büyükelçisi verdi. Ama onun yanındaki PKK'lılar elçiliğin gözlendiğini anlamışlardı. Büyükelçiye hediye edilmiş silahlarla direndiler. Elçilikten çıkmak istemediklerini söylediler ve bir katı bir süre işgal ettiler. Sonra Öcalan dedi, tamam ben buraya geldim fakat sizin güvence aldım, sizden güvence aldım, onun için geldim burada. Şimdi ben nereye gideceğim? Burada kimse yok, Kürt yok, örgütün şeyi yok, uzantıları da yok. Nereye gideceğim buradan? Ve böyle 12 gün, peki 10 gün bu pazarlıklar oldu. Gitmiyorum. Yunan görevlileri kendi elçiliklerinden Öcalan'ı ve ekibini çıkartamıyorlardı. Bunun üzerine Kenyalılar devreye girdi. Öcalan zorla ikna edildi ve Hollanda'ya gideceği söylenerek elçilikten çıkarıldı. Daha doğrusu çıkmak zorunda bırakıldı. Elçilik bahçesinde Öcalan tek başına Kenyalı ajanların arabasına bindirildi. Yanına hiç kimse alınmadı. Konvoy havaalanına doğru yola çıktı. Herkes gergindi. He was in a car. Arabaya tek başına bindirmişler. Şoför Yunan sefareti için çalışan bir Kenyalı. Arkasında da Kenyalı polis ve onların ardında da heyetin üyeleri gelirken havaalanına girince
öndeki Öcalan'ın arabası hızlanıyor ve diğerlerinin önü kesiliyor. Öcalan bekleyen bir uçağın yakınında indiriliyor. Öcalan tam 19.35'te Hollanda'ya gideceği ümidiyle kendini bekleyen uçağın ilerisinde bir yerde bırakıldı. İşte dediler, uçak orada. Şimdi gidip o uçağa binersen devam edeceksin yoluna. Öcalan biraz sinirlendi ama pek şüphelenmedi. Elinde çantasıyla beraber uçağa doğru yürümeye başladı. Pek kuşku duymuyordu ama gergindi. Ve uçağın kapısının altında sarışın, yabancı dil bilen bir MİT görevlisi vardı. Merdivenleri çıktı. Uçağa binmesiyle birlikte de üstüne atılan üç kişiye direnemedi. Şam'dan çıkışıyla başlayan yaklaşık 4 aylık maceranın sonuna geldiğini işte orada anladı. Lakin artık çok geçti. ...15 Şubat gecesi MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un özel telefonu çaldı. Karşıdan tek bir cümle duyuldu. Paketi teslim aldık, kalkıyoruz. Verdiği yanıtta yine tek cümlelikti. Bizim hava sahasına girince yine arayın. Sayın Öcalan, memlekete hoş geldin. Nasılsın, sağlık durumun nasıl? Duyamıyorum. Öcalan'ı getiren uçak Türk hava sahasına girerken sabahın 3'ü olmuştu. Atasagun haberi alır almaz hemen Ecevit'i, başbakanı uyandırdı. Paket geldi sayın başbakanım dedi. Ecevit heyecandan elindeki telefonu düşürdü. O da hemen ardından cumhurbaşkanını aradı. Süleyman Demirel'in tepkisi de hayırlı olsun dedi. Bu sabaha karşı saat 3'ten itibaren bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'dedir. Vatandaşlar sevinçlerini araçlarının kornalarını çalarak halay çekerek gösterdiler. Şu anda çok sevinçliyim, çok gururluyum. Ben bunlardan gurur duyuyorum yani. Eli kanlı terörist Apo'nun yakalanmasının az da olsa acılarını dindirdiğini söyleyen şehit analarının sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Şehitler mi almışlar? Öcalan'ın yakalanmasıyla ilgili birçok hikaye anlatılır. Ancak ben olayın içinde olan en tepedeki kişilerle konuşup bu bilgileri size topladım. Onun için inanmanızda yarar var. Öcalan'ın yakalanmasında ve Türkiye'ye teslim edilmesinde tek başına bir tek ülke rol oynamıştır. O da Amerika'dır. MİT postacı gibidir. Ona teslim edilen bir zarfı, Kenya'da teslim edilen bir zarfı MİT İmralı'da askere uzatmıştır. Ve hikaye böylece bitmiştir. Şimdi tabii bundan sonra neredeyse herkes Öcalan yakalandı, PKK bitirildi diye düşünüyordu. Oysa gerçekte öyle olmadığı çok kısa zamanda ortaya çıktı. Aslında Türkiye'nin önüne kaçırmaması gereken müthiş bir fırsat çıkmıştı. Şimdi hemen harekete geçilir, Kürt sorunu yumuşatılabilir, buna bağlı olarak da PKK dağdan indirilebilirdi. Ancak ülkeyi yönetenler bunun tam olarak farkında değillerdi. Bir süre sonra da bu altın fırsatı heba edeceklerdi.